işin var burada? Bunlar ne? Bunlar. Sürpriz. Bana yardım edersin, hepsini göstereceğim. İyi de... Ya babanın evde olmadığını biliyoruz herhalde. O yüzden böyle rahat geldik. Ya Can! Bu nereden çıktı? Bir arkadaşımdan ödünç aldım. Sen dün Kazım amca eskiden terzi demiştin ya. Ben de düşündüm. Bir sanat yönetmeni arkadaşımı aradım. Bir çekim için 100 tane yeniçeri kostümü dikilecekmiş. Ben de Kazım amca kabul eder belki diye düşündüm. Çok tatlısın, biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Ben annemlere haber vereyim. Anne! Ya hadi gel, gel. Bak! Bak canım. Yüklerden kurtulmak lazım. Geçmişe çizgi çekmek lazım. Belki çok çalışmak lazım. Ama yine de vazgeçmemek lazım. Başlamak lazım yeni bir hayata. 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 Vallahi bence hiç fena olmadı. Bence de. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Sana bir sürprizimiz var. Bunlar nereden çıktı? Biz senin için bir iş bulduk babacığım. Eğer kabul edersen tabii. Kostüm dikilecekmiş. Bir dönem dizisi için. 100 tane yeniçeri kostümüne ihtiyaçları varmış. Her şey hazır. Ölçüler de alınmış. Hepsi bu defterde yazıyor. Malzemeler tamam. 10 günümüz var. 10 gün mü var dedin? Yetişmez mi baba? Ya yetişir yetişmesine de. Ben tek başına altından kalkamam ki bunu. Sen mi buldun bu işi? Bir arkadaşım buldu diyelim. Anladım. O arkadaşına söyle de gelsin yardım etsin bana. Ama baba... Kainat, fikrimi değiştirmeden arasan iyi edersin. Tamam, ben hemen arıyorum. Eh, hadi bakalım. Hadi bakalım. Babacığım, Can geldi. Hoş geldin. Sen içecek bir şeyler koy bize. Kolay gelsin. Kalk kalk. Oturmaya mı geldin? Madem yardım edeceksin, modellik yapacaksın önce. İnsan bazen hata yapabiliyor. Karşıda bir adam çıkıyor. O adam adam değil diyorsun. Bir halt olmaz diyorsun. Gözü göz değil diyorsun. Esip gürlüyorsun. Ama sonra seni öyle bir yanıltıyor ki... adam gibi adammış diyorsun. Çok sağ ol. Sana mı dedim oğlum? Sen niye üstüne alıyorsun ki? Pardon. Kıpırdama oğlum, kıpırdama. Bak hala kıpırdama.